Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine çok güzel bir motif göstereceğim. Bu şekilde ilmek yapıyorum. Sonra zincir çekeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra ilk yaptığım zincire bu şekilde tığımı batırarak halk oluşturuyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekerek tığın başına doluyorum. Ve biraz önceki yaptığım halkanın içerisine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. 2, 3 zincir çekerek şöyle yine ikili trabzan yapıyorum halkanın içerisine. Şöyle 1 ve 2 zincir çekiyorum. 2, 3 zincir çektikten sonra yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına dolayarak tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine 3 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin 3. zincirin tepesinden şöyle içerisinden tığım batırarak kaydırma tekniğiyle sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı bitirmiş olduk. Sonra kaydırma tekniğiyle şöyle zincirin olduğu yere geçiyorum. Önce bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında şöyle 3 trabzanı aynı anda çekerek yarım trabzan yapıyorum. Sonra şöyle trabzanımı 2 defa da çekerek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan ve üçüncü trabzanımı yaptım. Sonra tığın başına dolayarak 3 ilmeği aynı anda çekerek yarım trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra hemen diğer 3 zincirin üzerine geçiyorum. Trabzanlara değil. Önce bir sık iğne yapıyorum. Sonra 3 ilmeği aynı anda alarak yarım trabzan yapıyorum. Tığın başına doluyorum ve yine şöyle bu sefer ilmeklerimi 2 defa da çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Bu 1, 2, 3. Sonra yarım trabzan ve bir tane sık iğne. Bu işlemin aynısını diğerlerine de uygulayacağım. Önce sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan. İkili trabzan. Şöyle 1, 2, 3. Yarım trabzan. Bir sık iğne. Diğerine de aynı işlemi yapıyoruz. Önce sık iğne, yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3. Yarım trabzan. Bir tane sık iğne. Ve şöyle başladığımız yerden hemen sık iğnenin kendisini alarak kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz.
Ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz, rengimizi. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Önce ilmek yapıyorum. Sonra bakın, bu trabzanların şöyle bakın ön tarafında bir de arka tarafında böyle zincir şeklinde iplerimiz var. Bu iplerin şu arka tarafındakilerini alarak yapacağız bu sıramızda. Şimdi şu ortadaki 3 tane trabzan yapmıştık ya, 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Onun ikincisinin arkasındaki ilmeği şu şekilde ipimi sabitliyorum. Sonra zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra aynı yere şu iplerimi de araya böyle sıkıştırıyorum ki sonradan uğraştırmayayım diye. Sonra ikili trabzan yapıyorum aynı yere ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane oldu. Sonra hemen yanındakine geçiyorum. 3 tane daha trabzan yapacağım. Şöyle bir, iki ve üç. Her ipin üzerine birer tane, yani 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bakın şu altta iki tane trabzanın arasından şöyle tığımı geçirerek yine şöyle uzun ilmekli bir ikili trabzan yapıyorum. Böyle uzunca gözüküyor. Normal trabzan. Sonra devamındaki 3, önce sık iğne, sonra yarım trabzan ve ikili trabzanlardan birisi, birincisi. Bunların üzerine iki tane yani birer tane trabzan yapıyorum. Ama arkadaki ilmekleri alıyorum. Şimdi bu ikinci trabzana, yani alttaki yaptığım 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine 3 tane aynı yere trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve yine aynı trabzanın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Sonrasında şöyle devamındaki 3 trabzana da yine arkasındaki ilmeklerini alarak 3 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında tığın başına dolayarak en alttaki, yani ilk sıramızdaki İki trabzanın arasından tığımı geçirerek uzunca bir trabzan yapıyorum. Uzun ilmekli bir trabzan. Sonra devamındaki önce sık iğne, yarım trabzan, sonra 3 trabzandan birincisine 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir, yine arkadaki ilmekleri alıyorum. İplerimi de yine araya sıkıştırarak alttan yürütüyorum. Şöyle. Sonra ikinci trabzana geçtik. Alttaki tam ortada kalan trabzana, buraya köşe oluşturacağımız için önce 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane şuradaki gibi zincir çekiyorum. Yine tığın başına dolayarak aynı ilmeğin üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum.
Devamındaki 3 trabzan yapıyorum. Sonra şu boşluktan geçiriyorum. Şu köşeye de buradaki işlemin aynısını yapıyorum. Sonra buraya yine uzunca bir ilmekle trabzan yapıyorum. Şu köşeye kadar tekraren bir geliyorum. Sonra köşeye geldiğimizde aynı ilk başladığımız yere köşeye 3 tane trabzan yapmıştık zincirle beraber. 3 tane daha yapıyorum. Ve burada unutmuşum arkadaşlar, siz yapın, 3 tane daha zincir çekerekten kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi siz 3 tane zincir çektikten sonra yapın. Ben hala fark etmemişim. Şimdi ilk kullandığım rengi geçiyorum. Bu şekilde köşeye ipimi sabitledim. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzan yapıyorum köşeye. Sonra her trabzanın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Köşeye geldiğimizde bakın, şöyle 1, 2, 3 trabzan yaptım. Yani farklı bir işlem yapmadım, zincir çekmiyorum. Devamında da yine her trabzanın tepesine trabzan yaparak bu köşelerde 3 tane trabzan yapıyoruz ve sonuna kadar geliyoruz. Ve sonunda da başladığımız zincirin tepesinden kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde bakın, şu köşelerden şöyle 3 tane trabzan yaptık. Alttakini de unutmuştum. Ama yine aynı yere aynı şekilde 3 tane trabzan yaptım. Böyle arkadaşlar modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.